Türkiye'ye karşı İngiltere ve müttefikler savaşsaydı neler olabilirdi? Gelin bunu bir savaş senaryosuna çevirelim. İlk olarak bir savaş sebebi bulursak, İngiltere ülkesine ait savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Türkiye'ye füze fırlatmasıyla olaylar başladı. Bu olayda Türkiye saldırıdan sonra 500 vatandaşını kaybetti. Ardından hemen karşılık verilmesini isteyen Türkiye, bölgeye savaş uçaklarını gönderdi. O sırada saldırıyı yapan İngiliz gemisi uzaklaşıyordu. Ancak Türkiye ne yapıp edip uçaklarıyla gemiyi bombaladı ve batırdı. Gemide yaklaşık 1000 adet İngiliz askeri yer alıyordu ve bu 1000 askeri yok ederek intikamını almıştı Türkiye. Ancak olaylar bu kadar basit ilerlemeyecekti. Çünkü İngiltere öfkelenip Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı. Türkiye'de karşılık olarak savaş ilan edince iki taraf için de artık savaş çanları çalmaya başlamış oldu. Bu arada Azerbaycan Türkiye'nin yanında savaşa katıldı ve hemen ardından Pakistan da savaşa girerek Türkiye'nin nükleer füze açığını karşılayacaktı. Yani İngiltere'nin olası nükleer kullanımında Pakistan da kullanacaktı. Ancak bu sırada İngiltere'nin yanına Fransa katıldı. Ardından Akdeniz'e savaş gemilerini hazırladılar ve bunları Türkiye sınırlarına sürdüler. İngiliz ve Fransız gemileri yaklaşmakta olduğu sırada Yunanistan da İngiltere'nin yanında savaşa girdiğini açıkladı. Türkiye ise bu olanlar karşısında önlem almak zorundaydı ve elinde yer alan 2 S-400 hava savunma sistemini denizden gelecek olası füze saldırılarına karşı Ege Denizi kıyılarına yerleştirdi. Bu arada Yunanistan'da bir kısım savaş gemisi hazırladı ve birazını Ege Denizi'ne, kalanını da İngiliz ile Fransız gemilerinin yanına gönderdi. Bu sırada Türkiye'ye füze atacak gemiler de oldukça yaklaştı. Ancak Türkiye düşman ülkelerine bir uyarı yayınladı. O ise Akdeniz'deki kıta sahanlığı sınırlarımızı geçecek olursanız gönderdiğiniz savaş gemilerini bir daha göremezsiniz diyerek tehdit etti. Ancak bu tehdide aldırış etmeyen İngiltere ile Fransa gemileri hem Türk kıta sahanlığına girdiler hem de Yunanistan üzerinden asker sevkiyatı yapmaya başladılar. Tabi bu olanları Amerika Birleşik Devletleri adeta bir hakem gibi izliyordu. Bu durum karşısında ABD gerçekten tarafsız davranarak kıta sahanlığı işgali durumundan İngiltere ve Fransa'yı sorumlu tuttu. Fransa ile İngiltere'ye ambargo uygulayacağı kesinleşmişti. Zaten öncesinde de Amerika barış çağrısı yapıyor fakat İngiltere ile Fransa buna ilgisiz kalarak görmezden geliyorlardı. Bu arada ABD ambargolarından sonra güç kaybetmeye başlayan İngiltere ve Fransa ne yapacaklarını şaşırmıştılar. Ekonomileri her geçen gün düşüyor ve enflasyonları da tavan yapıyordu. Çünkü Amerika'dan bu denli büyük bir ambargo yemişlerdi. Bu arada ABD Türkiye'ye de barış çağrısına uymadığı için her yönden ambargo uygulamaya karar verdi. Artık her iki tarafta Amerika'dan herhangi bir yardım almayacak olduğu için güçleri eşitlendi. Bu arada İngiltere, Fransa ve Yunanistan'ın savaş gemileri Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına füze fırlatmaya başladılar. Bu sebeple Antalya ve turistik yerler büyük zarar görmeye başlamıştı. Dolayısıyla buradaki turistler geri dönüş yaptılar. Durum böyle olunca Türkiye'nin turizm geliri düşüşe geçerek zarara uğradı. Ancak Türkiye bu düşman gemilerine daha fazla fırsat vermeden gizlice arkalarından 20 savaş gemisi Akdeniz'e indirdi. Türk gemileri radarlarla saptayarak İngiliz, Fransız ve Yunan filolarına füze fırlattı. Ayrıca bölgeye savaş uçaklarını da gönderince düşman gemilerinin çoğu patlatıldı. Türkiye bu gemileri vurarak İngiltere, Fransa ve Yunanistan'a büyük etki yaratacak cevabı vermişti. Türkiye için sıradaki hedef toprak alımındaydı. Fakat o iş çok zordu. Çünkü İngiltere ile Fransa'ya sınırı bulunmuyordu. Ancak bu arada Yunanistan sınırından gelen İngiliz, Fransız ve Yunan askerleri Edirne'ye giriş yaptılar ve ilerleyerek Kırklareli'ye kadar geldiler. Türkiye bu durumu fark edince hırs yaptı ve bölgeye ordusunu yollamaya başladı. Diğer taraftan da Azerbaycan ve Pakistan'ın asker destekleri de devam ediyordu. Bu sebeple Türkiye ittifaklarından aldığı orduyu da sınıra gönderdi ve böylece burada büyük çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu arada İngilizler farklı bir plan uygulayacaktı. O ise tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi bu kez Çanakkale'yi savaş gemileriyle geçmek istiyorlardı. Fakat Türkiye'den tepki gecikmedi ve Çanakkale geçilmez diyerek bir uyarı yaptı. Bu sırada İngiliz gemileri Çanakkale Boğazı'na doğru yola çıktılar. Ancak öncesinde Türkiye'nin uçak kaldırıp gemileri vurmasına engel olmak için bölgeye bir uçak gemisi getirdiler ve içine hava savunma sistemleri yerleştirdiler. Böylece Türkiye'nin uçak kaldırması engellendi. Yani Türkiye uçak kaldırdığı anda vurulacaktı. İngiltere'nin savaş gemileri boğazdan geçmeye başladılar ve bu sefer geçerek Marmara Denizi'ne geldiler. Türkiye'nin uçak dışında buna bir çare bulması gerekmekteydi. Bu arada İngilizler gemilerden füze ateşliyordu ve bu füzeler büyük şehirlere düşerek can kayıpları meydana getirdi. Ancak Türkiye'de İstanbul üzerinden iki denizaltı göndermeye karar verdi. Türk denizaltıları gizli bir şekilde İngiliz uçak gemisinin yakınlarına geldi ve bir şekilde uçak gemisini batırmayı başardı.
yaptı. Kısa süre sonra da denizin dibine batarak gözden kayboldu Türk denizaltıları. İngiltere, Fransa ve Yunanistan bu olaydan sonra neye uğradığını şaşırmışlardı. Çünkü denizaltını bir türlü tespit edemiyorlardı. Bu bölgede hava savunmasız kalan savaş gemileri Türkiye'nin savaş uçağı göndermesiyle teker teker patlatılarak yok edildiler. Bu sırada burada yer alan çatışmalarda Türk ordusu öndeydi ve ilerleyerek Kırklareli ve Edirne'yi işgal güçlerinden kurtardılar. Fakat bununla da yetinmeyecekti Türkiye. Şehit olan her bir Türk vatandaşı için intikam alınacaktır mesajı verildi ve hemen ardından Yunan sınırına yıldırım hızıyla takviye güç gönderimi yaptı Türkiye. Böylece kısa süre sonra Yunanistan'ın ana topraklarından ilerleniyordu. Türk ordusu çok geçmeden yıldırım harekatıyla Selanik'e kadar ulaştı. Bu arada Yunanistan'da yer alan Amerikan üslerine zarar verilmeyeceği ABD'ye iletildi. Türkiye hız kesmeden ilerleyişlerine devam etmekteydi. Bunu gören Yunan halkının çoğu ülkelerinden Avrupa'ya doğru kaçmaya başladılar. Türkiye ise insani koridora izin vereceğini açıkladı. Böylece Yunanistan'da 10 milyon kişi yaşıyorsa bunun 9,5 milyonu çoktan göç etmişti bile. Kalan Yunan halkı da Yunanistan ordusuna katılmaya karar verdi. Ancak bu sırada Türkiye Parga isimli Yunan kentini de ele geçirerek Yunanistan'ın Avrupa ile olan bağlantısını kesti. Yunanların artık kaçacakları yer kalmadığına göre Türk ordusu ilerledi ve en sonunda Yunan ordusunu yeniden denize dökmeyi başardı. Bunun sonucunda Yunanistan topraklarının tamamı Türkiye kontrolüne geçmiş oldu. İngiltere ile Fransa ise savaşı kaybettiklerini veya kaybedeceklerini anladılar. Dolayısıyla savaştan çekilmeye karar verdiler. Savaşı kazanan Türkiye olsa da Amerika Birleşik Devletleri bu kez Türkiye'ye daha sert yaptırım uygulamaya karar verdi ve bu ambargoların kaldırılması için Yunanistan'a toprak verilmesini istiyordu. Türkiye de başta bunu kabul etmese de birkaç ay sonra ekonominin kötüye gitmesiyle kabul etmek zorunda kaldı ve Yunanistan'a burada yeniden bir devlet açıldı. Bunun üzerine de ABD ambargoları kaldırdı ve savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.